Sümra Hanım, sizin mutlaka vardır anılar böyle hoş. Çok çok var da yani benim ilk sahneye çıkmam bir travmaydı zaten başlı başına. Konservatuarı bitirdikten sonra ilk oyunum Gılgamış Destanı'nda İşdar rolüydü ve İşdar'ı benden evvel Muazzez Kurdoğlu ve daha sonra da Yıldız Kenter oynamıştı. Üçüncü bana teklif edilince tabii ben çok heyecanlıydım. İlk defa hayatımda sahneye çıkacağım falan. Raik Anlar çıktı, yönetmenim kulakları çınlasın. Ben sabah 9.30'da tiyatroya geldim. Akşam oyun 8'deydi. Raik Bey, inanamadım. Senin ne işin var burada dedim. Oyuna geldim diyemedim, utandım tabii. Ben de bir geçiyordum, uğradım falan dedim. Akşama kadar o tiyatroda ben perişan oldum. İnanılmaz kan kaybettim. İnanılmaz ruh kaybettim. Sahneye çıktığım zaman 100 kilometre koşmuş gibiydim. Tam sahneye çıkacağım. Bir anda bana Yıldız Kenter ön sırada dediler. Eyvah. Ve ben adım attım, bir çıktım. Tanrıça, o günün şartları da o kadar fena ki special effect yok, hiçbir şey yok. Bir tane filitçi var. Yapıyor. Oradan bir buhar çıkıyor. Ben çünkü yarın ya ben Tanrıça oynuyorum. Aşk ve savaş tanrıçası. Fıt fıt ediyor falan yapıyorum. Bir anda öyleyse sen de öl Gılgamış dedim. Bir rahatladım. Çünkü oyunun son repliğiydi o. Söyleyecek hiçbir şey yok. Karşımdaki oyuncunun böyle bir 10-15 yaş yaşlandığını çöktü. Eyvah, ben de oynayamayacağım. Ben de oynayamayacağım demiştir yani. Atatürk bitti oyun. Atatürk kültür merkezi. Suskun, böyle bir sessizlik. Bu kadın niye öl dedi. Durduk ya. Ne oldu? Aralarında anlamaya çalışıyor seyirci. Fragman gösterdik de seyirci. Ben de bir rahatlama oldu. Ben sonra böyle yaptım. Çünkü AKM'e büyük salon görmüyor. Seyirci iç dedim. Böyle yaptım. Yani başka bir zansenlere başladım. Şahin çekme baktı, böyle yaptı. Ne yapacağım diyor. Tabii 10 yıllıktı o zamanlar. Oradan girdik, buradan çıktık, oyunu bitirdik. Orhan Eser seni görmek istiyor dediler. Oyunun yazarı, ben hemen tuvalete girdim. Çünkü oyunu yeniden yazmışsınız yani. Çok çok fena. Az da değil. Allah'tan arsız çıktım da tiyatroda devam ettim yani. Yoksa çok bir faciayla başladı her şey. Televizyonla ilgili unutamayacağınız anınız ise bizde saklı efendim. Televizyonla ilgili. Evet evet. Efendim Sumru Yavrucuk, bundan birkaç yıl önce Elmax kanalında Billur Kalkavan'ın programına sevgili köpeğiyle beraber katılma talihsizliğini yaşamıştı. Evet. Nasıl bir talihsizlik olduğunu şimdi izliyoruz beraber. Ay. Bazen daha çok küçük olur dişleri. İyi ki geldin. Bak eğlendirdin bizi. Süper. Yani sen ona teslim olmaz. Ben şimdi Ege çalışıyorum. Alalım mı abi? Otur orada. Taklit aşkıyla başladığım için ilk aşk asla unutulmaz. Annenin laflarını dinleyemiyorum senin yüzünden. Ama çok evet. Tatlı bir şey. Yani bu rol benim üstüme yapışık. Peki Ege'yi ne yapacaksın? Ege çalışıyorsun da Ege'yi üstüme yapışık. Peki Ege'yi ne yapacaksın? Ege çalışıyorsun da Ege'yi şey mi yapacaksın? Evet. Programına hoş geldiniz. Hoppa. Güle güle. Bak. Yoksa bütük de patron beni kovacak. Çok bu güzel. Anı unutulur mu? Ama şimdi Pan evli 3 yıldan beri. Evet. Çakıl'la beraber. Çakıl'ı da evimize aldık. Çok mutlu bir çocukları şey var. Çocukları oldu mu? Tabii ki. 6 tane çocukları oldu. Belli zaten. Aa, belli. Ben de öyle. Ya bir gün programa getirip onu bir temiz yok yok. Ben mümkünse benim programa getirmesini hakkımıza daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Efendim, şanssızlığı yaşayan tabii sadece Billur Kalkavan değildi. Bu hafta spikerlerin başına da çok ilginç hadiseler geldi. Bir de onlara göz atalım. Sayın seyirciler, bugün Irak'ta seçim heyecanı vardı. Iraklılar sandık başına gittiler ama o sandıklardan ölüm çıktı. Özür dilerim gözüm için. Sandık başına gittiler ama o sandıklardan ölüm çıktı. Özür dilerim gözüm için. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağımız bültenimize başlıyoruz. Ekonomi gündeminden gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Ziraat Bankası 100 yılın karını açıkladı.
Deniz Arman'ın herhalde lensi kaydı. Ama lensin hep sorunu vardı. Değil mi? Değil evet. Mi? Durmamış gözünde ama hanımefendi, spiker kardeşimiz gerçekten o haber jingle'ıyla Allah'ım ne oluyor? Uzay gemisi gelir. Tam yabancılaşma efekti olmuş. Evet yani ne oluyor? İlahi bir gazaba mı uğradım? Tarzında bir bakışı var. Çok şekerdi. Efendim geldik programımızın son dönemecine. Pot listemizde haftanın potu gelecek birazdan. Bir numara. Valla beyazı seviyoruz ediyoruz ama sağ olsun aynı zamanda da programımızın tedarikçisi. Sevgili dostum yine bu hafta tahtını kimseye bırakmadı. Ama manga ile yaptığı, Ankara'dan manga ile yaptığı canlı telefon bağlantısı, canlı telefon bağlantısı. Bu arada efendim telefon bağlantısında mangadan bir yanıt geldi ki hani yenilir yutulur lokma değil. Manga konserini bitirmiş, yorgun argın orada bağlantıyı bekliyor. Sonra Beyaz onlara bir soru soruyor ve öyle bir yanıt alıyor ki Beyaz'ı son zamanlarda ben hiç Beyaz'ı bu kadar mahcup görmemiştim. İşte o dakikalar. Oo, orası saldı gidiyor maşallah. Peki mangacım. Mangacım demiş. Pardon. Bak son soru. Ekip olarak yapmaktan evet. Hoşlanmadığınız ama zorunda olduğunuz bir şey söyleyin. Ekip olarak yapmaktan hoşlanmadığımız ama zorunda olduğumuz bir şey. Evet. Konser sonrası röportaj. Evet, bu da bize kapak oldu gerçekten de. Dua edin, Ankara'dasınız. Şu anda yetişemiyoruz. Dua peki. Edin Ankara'dasınız diye. Yok, bunu şaka olarak kabul ediyorum. Ciddi olmadığınız kanaatindeyim. Evet, böyle toparlamaya çalıştı Beyaz. Beklemediği cevap karşısında hakikaten donup kaldı, kalamayacak gibi de değil yani. Efendim şimdi bir şey merak ediyorum. Ses tonun etkileyici hakikaten. Ne derler? Davudi değil mi? Sinan'ın sesi. Teşekkür ederim. Artikülasyonum bozuk hocam. Şarkı falan var mı? Söyledin mi? Ya da hevesin oldu mu? Tabii. Allah be. Fırsatı verdiniz bana ya. Fırsatı verdiniz. Ferdi Tayfur'a beste yaptım abi. Ne güzel fırsat verdiniz ya. Söyleyeyim mi? Kalamardan sonra iyi olacak. Zaten arkadaşlarımın başını pişiriyorum öyle. Yok ya, keyfine yapıyorum ben. Bir ara var mı beste hakikaten? Çalışma. Mutfakta böyle eşyaları yerleştirirken, rafı yerleştirirken bir şeyler mırıldanmaya başladım. Sonra baktım Ferdi Tayfur gibi söylüyorum filan. Aradım. Cumali var yeğenim. Ya dedim ben bir şarkı besteledim galiba Ferdi abi diyecek gibi dedim. Mırıldansana filan işte. Mırıldandım. Hoşlarına gitti, çağırdılar. Ya bir gel bir ofise şarkı bakalım. Şarkı besteledim galiba dedim. Evet galiba. Ya. Farkında değilsin. Galiba çıktı öyle bir şey yani dedi. Dedim olur yani niye olmasın. Madem bu fırsatı verdiniz, çok da ısrar ettiniz. Buradan bestecilere. Geceden kaldım, sabaha ayılamadım, tüm gün yollarda sarhoş sarhoş dolandım, kadere yandım. Burada kemanlar giriyor. Deliriram, bir yalana kandım, sazlar. Dürürürüm, tüm gün yollarda adını andım. Deliriram, diriram, ditam, ditam diye devam ediyor hocam. Peki mutfak dolabı nasıl ilham verdi, o kısmı anlayamadım. Abi gecenin bir saatiydi, çok yorgundum. Eski dolaptı, yeni dolap yapıldı. O rafı yerleştirmek kadar zulüm bir şey olmadığını fark ettim o saatte. Yorgunluktan uyumayayım diye, kendime moral olsun diye. Yalnızım hani, bunu ben mi yapmalıydım falan gibilerinden bir düşünceyle. Vallahi müthiş olmuş. Ne zaman arabesk albüm çıkarmayı hep hayal ettim. albüme koyuyor mu Ferdi Tayfur şimdi bunu yani? Bestenin devamını getirip de hani huzuruna çıkamadım. Buradan sesleniyorum yani. Harika, harika. İdare edin bu yarım yapımla işte. Peki Sumru Hanım, sizin bir dönem
resminizi, yani yüz fotoğrafınızı alıp bir başka kadının vücudunun üzerine fotomontaj yapıp gazeteye basmışlar. Niye? Evet, İkinci çektiğim filmdi. Seni Seviyorum Rose da zaten ilk filmdi. İkinci filmde ödül de aldınız. Evet, çıplaktı. Gazeteciler telefon açıp, o zamanlarda çok çömeziz, Sumra Hanım siz ne zaman soyunuyorsunuz? Aynen böyle. Öyle ne gün sordu? Soyunuyorsanız gelelim sette fotoğraf çekelim falan diye. Bu kadar hoyratça sorular soruyorlardı. Daha sonra filme ait çıplak kareler falan istedi. Ben de dedim filmle ilgili böyle bir kare yok. Çünkü filmin esası zaten orada geçen bir diyalogtan dolayı. Yani bir oyun kişisi der ki bir zamanlar işte karısının vücudunu çizerdi. Üstüne de hizmetçisinin resmini, yüzünü oturttururdu. Oradan yola çıkarak çekilen bir film. Yani o yüzden zaten dublörlü oynanan bir filmdi. Sen misin? Bunu evet yapınca ben hemen çıplak memur diye, bir de yani devlet tiyatrosu oyuncusu olduğum için oraya da bir şey ihbarda bulunmaları gerekiyordu. Çıplak memur diye başlık atıldı hafta sonunda. Ve korkunç bir şeydi, benim ailem, annem, babam, düşünün yani. Korkunç. Peki hukuki bir süreç başlattın? Başlattım, davayı kazandım. Evet. Davayı kazandım. Hayır, dedi ki yayın müdürü, benim bu teksipi ödeyecek de param var dedi. Yani siz kazandınız davayı, ben bunu da yapmayacağım dedi. Parasını öder, bunun da parasını ödeyeceğim dedi ve teksipi yayınlamayacağım dedi. Fakat benim o zamanlar ikinci yani bir dava için ikinci kez avukat tutacak param yoktu. Ve onların vicdanına bıraktım. Ama gerçekten ciddi bir küskünlük yaşadım. Yani keza Seni Seviyorum Rosa filminde şimdi şu an hala medyada bulunan bir bey, işte 2-3 yıl evvel Sumru Yavrucuğu biz çok seviyoruz ama o biz basını sevmiyor falan, nasıl kendilerini basından sayıyorlarsa, çünkü aynı yazar Seni Seviyorum Rosa filminde portakalını açtı, portakalı aldı diye başlık atan yazar. Aman, yani aman, aman. 28 yaşında bir kıza ya sen 70 yaşındaki bir karakteri nasıl oynadın 28 yaşındayken? Yani 18 yaşında başladın filme, filmde olmadığın tek kare yok. Öyle bir film, evet. Ve 70 yaşına kadar geldin ve sen bununla daha ilk filminle 2 ödül aldın. San Sebastian Film kısım, Festivali'nde sen en iyi kadın oyuncu adayı. Asıl haber olan kısmı yani atlamış. Demedi ve portakalını açtı, portakalını aldı diye başlık atan. Efendim medya mensubu olarak gerçekten yani hicap duydum. İnşallah o günlere geri dönülmez diyerek bu temenniyle programı tamamlamak istiyorum. Efendim umarım bu stüdyoda bizim aldığımız keyfin hani 1/3 de size geçmiştir. Ben şahsen dostlarımla, çok değer verdiğim bu değerli sanatçılarla ve gazeteci dostum Tülahan'la çok keyifli vakit geçirdim. Bu akşamlık Medyatik'ten bu kadar. Önümüzdeki hafta yine çok değerli konuklarım ve birbirinden ilginç görüntülerimle yine karşınızda olmayı umut ediyorum. O güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.